Şimdi Rusya ve Amerika'dan gelen açıklamaların yorumlarıyla değerli konuklarımızın son değerlendirmelerini almak istiyorum. Dediğim gibi Amerika ve Rusya saraylar düzeyinden, Beyaz Saray, Kremlin Sarayı düzeyinden farklı. İşte yani bakanlıklar, bürokrasi ve diplomatik düzeyden gelenler farklıydı. Onların bir farkını ekrana taşıyalım. Öncelikle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklaması, Ned Price sözcüğünün yaptığı yazılı açıklama, Türkiye'nin harekatını koordine edilmemiş askeri eylem diye niteliyor. Karşı çıkmaya devam ediyoruz diyor. Söyledik durmadılar diyor. Ve son derece sorunlu o açıklamanın içinde terör örgütünün devam ettiği, 3 gündür devam ettiği, dün de devam etti. Roketli saldırılara hiçbir yer verilmiyor. Bakalım Ned Price, yani ABD Dışişleri Bakanlığı ne demiş? ABD'nin Ankara'nın Suriye'yi düzenlediği operasyonla ilgili endişeleri Türk yetkililerle görüşüldü. Türkiye'yi bu tür bir operasyonu yapmaması konusunda uyardık. Suriyeli partnerlerimizden de bu tür gerilimleri büyütmemelerini istedik. Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıracak ya da Irak'ın egemenliğini Irak hükümetiyle koordineli olmadan ihlal edecek askeri hamlelere karşıyız. Biz ayrıca son dönemde Türkiye'nin güneyinin düzenlenen ve sivillerin öldüğü saldırılara da karşıyız. Suriye ve Türkiye'de meydana gelen sivil can kayıpları dolayısıyla samimi taziyelerimizi ifade ediyoruz. Suriye'de sivil yaşamın korunması ve IŞİD'in yenilgiye uğratılması, ortak hedefinin desteklenmesi için gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Yani Türkiye'ye NATO müttefiki falan demiyor. Direkt terör örgütüne ortağımız diyor bir vurgu. Nereden baksanız zaten sorunlu bir açıklama. Şimdi Pentagon'dan da benzer bir açıklama geldi. Yani biz tarafları uyarıyoruz deyince Pentagon sözcüsüne şu soruldu. Taraftan kastınız nedir? Bir tarafı Türkiye, Türk Silahlı Kuvveti de öbür taraf nedir dediği zaman bu da bir cevap vermedi. Gerilim düşmeli, IŞİD'le mücadele birinci önceliğimiz gibi bir yanıt geldi. Ama Beyaz Saray ne dedi, ona bakalım. Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Başkanı Direktörü John Kirby, meşru bir terör tehdidi var tabii ki korunacak, gereğini yapacak Türkiye diyor. Kirby'nin açıklamasına bakalım şimdi. Türkiye özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var. Bölgedeki gelişmelerde bizi endişelendiren ise SDG'nin, yani YPG PKK terör örgütünü SDG diye niteliyor. IŞİD'le mücadelesi. Bölgedeki bir operasyon ortağımız SDG'nin IŞİD'le mücadele kabiliyetini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve IŞİD üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz. İşte tabii ki terör tehdidi var diyor. Şimdi gelelim Rusya'ya, Rusya'dan gelen Kremlin Sarayı ve diğer noktadan gelen açıklamaya. Putin'in Suriye temsilcisi Alexander Lavrentyev'in açıklaması. Bu da son derece sorunlu bir açıklamaydı. Ona da bir bakalım. Türkiye Suriye'de aşırı güç kullanmaktan kaçınmalı ve Kürt sorunu için barışçıl bir çözüm aramalı. Moskova partnerleriyle bu sorunu bir çözüm bulmak için çalışacak.